Evet, kıymetli Tekirdağlı hemşehrilerim, Süleyman Paşalı hemşehrilerim, şu anda İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'ndayız. Depremzedelerimiz için yapılan yardım kampanyamız devam ediyor şu anda. Dışarıda 9. tırımız var elhamdülillah. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Genç kardeşlerimize şükran borcum var. Bunları yetiştiren ailelerine şükran borcumuz var. Ebeveynlerini tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Özellikle Süleyman Paşa'da hem lise talebesi gençlerimiz hem de Namık Kemal Üniversitesi böyle kucaklaştık. Destek olmaya çalışıyoruz. Tırlarımızı yollamaya çalışıyoruz. Bu arada şu anda boşta 4 tırımız bir de kamyonumuz var. 4 tır malzemeyi ve bir kamyonu daha doldurmayı planlıyoruz. Bunları tabii bugün ve yarın aynı şekilde dolduracağız. Tekrar ediyorum, özellikle gıda malzemeleri ve su konusunda talepler var. Dolayısıyla kazma, kürek, gıda malzemesi, konserve, bakliyat, buna benzer şeyler, hijyen malzemesi, çocuk maması, çocuk bezi, bu konularda desteğinize ihtiyacımız var. Kazma, kürek meselesi çok önemli. Isıtıcılar tüplü olacak. Elektrikli ısıtıcı vermenizin anlamı yok. Elektrik zaten problem. Dolayısıyla bu destekler konusunda çalışmaya devam edelim hep beraber. Bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz bu deprem geniş bir bölgeye yayıldı. Toplam 11 ilimizi ilgilendiriyor. Yüzlerce ilçeyi ve belki binlerce köyü ilgilendiriyor. Eğer bu yardımları şehriyle özdeşleştik. Kahramanmaraş'ı bize önerdiler. Biz Kahramanmaraş'a göndereceğiz. Kahramanmaraş'ın bütün ilçelerinde problem var. Biz şu anda merkezine gönderebildik. En fazla 3 veya 4 tır. Ama devam edeceğiz. Hatay'a da gönderdik. Hatay'a da belediyemiz gönderdi. Ama şu anda her 15-20 il bir il ile özdeşleşti. Aşağı yukarı. Biz Tekirdağ olarak Kahramanmaraş ilimizin yaralarını sarmakla yükümlüyüz. Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerini Allah kısmet ederse buradan gıda malzemesi, erzak ve ısıtıcılar göndermeyi arzu ediyoruz. Bu konuda kimsenin aklında bir şey kalmasın. Dengeli ve adil bir yardım kampanyası düzenlemek için AFAD öncülüğünde bu çalışmayı yapıyoruz. Buradan bir defa daha ifade edelim. Bu arada bize destek olan insanlar var. Hayri Seydoğlu iş adamımız var. Allah razı olsun. Burada yaklaşık 1000 tane gencimiz çalışıyor. Bunların yemeklerini bu akşam organize etti. Yine esnaf arkadaşlarımızdan, Etoba'dan Samet kardeşimize ben çok teşekkür ediyorum. Az evvel Hızır gibi yetişti. Kardeşlerimiz enerji aldılar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bunu yarın da devam ettireceğiz. Yarından sonra afet bölgesinden gelen bilgiler ışığında sosyal medyada paylaşımlar yaparak, güncellemeler yaparak neye ihtiyaçları var onları öğrenerek buradan sizlerle paylaşacağız. Şimdiden bütün Süleyman Paşalı, Tekirdağlı hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu arada ben Süleyman Paşa'yı konuşuyorum ancak bütün 11 ilçemizde aynı tayakkuz devam ediyor. Bunun da buradan bilgisini vermek istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.